Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Şu an Jacksonville, Florida'dayız. Şu an bir ev göstereceğim. Daha doğrusu teklif verdiğimiz bir ev ve teklifimiz kabul edildi. Bununla alakalı size bir video çekeyim. Daha önce çekemedim. Şimdi önce bir mahalleyi göstererek başlayayım. Mahallesi gayet sessiz. Gördüğünüz gibi herkesin evinin önünde arabaları var. Sokakta öyle çok fazla şey göremezsiniz. Şunlar çöp ama bunlar çöpçüler alacak. O yüzden sokağa bırakmış herkes. Bizim arabanın aynısının grisinde var bu arada komşuda. Şuna bakarsanız burası çıkmaz sokak. Çok güzel bir muhit. Kocaman 3-4 tane büyük yüzme havuzları var. Tenis kortları, basketbol kortları, jimleri. İşte kapalı piknik alanları, açık piknik alanları. Bayağı bir şey var. Neyse şimdi evle alakalı konuşmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi evin öndeki landscaping'i çok harika. Şurada bir tane palmiyesi var. Ondan sonra yakından göstereyim bir landscaping'ini. Nasıl yapmışlar. Ve ben alınca hani neler yapacağımızı, ne gibi update'ler yapacağımı anlatacağım. Gerçekten çiçekler falan çok güzel. Sadece şuraya birkaç tane daha büyük, hafiften çiçek, bitki ekleyeyim planlıyorum. Bir tane şuraya, bir tane de şuraya. 3 tane arabanın sadece garajı var, kapalı garajı. Zaten 3-6 tane de buraya park edersiniz. Yani 9 tane arabayı driveway'in ve garajına park edecek şekilde park edebilirsin. Şimdi daha emlakçı gelmedi. İçini daha göstermeyeceğim. Önce dışını göstereyim çünkü dışında epeyce bir şey var. Evin teknik özelliklerinden bahsedeyim. Ev 4 oda. 2 full tuvalet banyo. Bir tane de yarım sadece tuvalet. Yani 2,5 oluyor. Yani fena değil. 3 olsaydı da daha iyi olacaktı ama 2,5 da çok fena değil. Şu yandan bakarsanız gayet çok şık. Neyse 4+2,5 2550 square foot'luk bir ev. Metrekaresini soracaksınız. Onu bilmiyorum. Onun matematiğini hemen yapabilirsiniz Google'dan. 2013 yılında yapılmış bir ev. 2013 yılında yapılmış bir ev. Gayet büyük. Şimdi şuradan arka bahçesine gireceğiz. Gördüğünüz gibi kocaman dev gibi bir tane kapısı var. Yani burada kocaman o büyük sürülebilir üzerine bildiğin çim biçme makinesiyle buradan girebiliyorsunuz. Yani çimleri biçmek için. Büyük ihtimal burada biz de yine adam tutacağız kessinler diye. Çünkü çim biçme makinesini koyacak arkada bir alan yok. Şu çimleri sulama sisteminin ana şey işte. Buradan açıp kapama vasıtaları falan var. İçeride bunun garajda şeyi var, sayacı var. Onu ayarlıyorsunuz işte şu saatte çalışsın, bu saatte kapansın falan filan diye. Şimdi burası evin arkası. Burası evin arkası. Güzelliği biz bu eve çok tav olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Burası full ağaç olması. Yani arkada ev var aslında ama biz arkadaki evle hiçbir işimiz yok. Hiç onları hiç görmüyoruz. O bizi çok memnun etti. Normalde biz evi arkaya bakan bir ev hiç istemiyorduk. Yani arkasında ev olan bir ev hiç istemiyorduk. Hiç bakmıyorduk bile. Şimdi burada yapmak istediğimiz projeler epeyce bir var. Şimdi şurayı gördüğünüz gibi ağaç kabuklarından böyle malç işte bunlar. Bir tasarım yapmışlar. Bunun amacı nedir bilmiyorum. Buraya büyük ihtimal 3-5 tane gölge bitkisi ekmeyi planlıyoruz. Çiçekleri falan. Burası biraz daha ya çok çıplak görünüyor şu an. En azından daha yeşil görülmesi adına. Ondan sonra yeni zaten buraya çimler döşemişler. Görüyorsun arada bir fark var. Bunlar zamanla kapanacağını düşünüyoruz. Bu farkın. Şimdi şu arkadan görünüşü böyle. İşte bir penceresi burada var. Kliması şurada. Klimasını size göstereyim. Şimdi kliması şu an çalışmaya başladı. Gayet büyük bir klima. Gayet büyük ve güzel bir marka. Yani klimasının güzel olduğunu düşünüyoruz. Adam etrafında şöyle çevirmiş ki hani estetik olarak gözüksün diye. Şurada çimleri veyahut da bitkileri, çiçekleri sulama sistemi. Bunun gibi her yerde var. Bazıları yerin içinden böyle çıkıyor.
Eğer görürsem bir tanesi de göstereyim. Evin genelde köşelerinde olur o. Şu an bakmaya çalışıyorum. Şu an hiç bulamadım da. Evet, neyse, burada bir landscaping çalışması yapmışlar ama çok başarılı olmamış. Şurada bir tane palmiye varmış, ölmüş. Şurada başka bir tane daha varmış, ölmüş ama yandan tekrar çıkmaya çalışmış. Ya buraya bir tane, buraya güzel bir şey yaparız diye düşünüyorum. Veyahut da şöyle bir şey konuştuk. Şuraya şu betonu buradan buraya kadar tamamen beton yapıp bu üstünü böyle telle bir şeyle böyle kapatıyorlar. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Onu kapatıp sonra şu alanı, şu alanı tamamen böyle pencereyle kapatıp bir tane split klima takıp burayı hani yaz kış hep burada oturacak şekilde bir şey yapmaya gibi bir niyetimiz de var. Tabii bakalım, yani taşınınca daha detaylı karar vereceğiz. Ondan sonra şuradaki alan çok uzun. Bakın şöyle arkaya gidersem, şu arkaya gideyim bir. Arkaya gideyim. Orada uzunluğu görürsünüz. Buradan çocuklarla çok rahat bir şekilde sakır oynayabiliriz. Bakın buradan şuraya bakarsanız çok uzun bir alan. Burada çok rahat bir sakır falan oynanabilir. Burada epeyce bir ağaç var. Şu hatta arkada bir tane palmiye var. Şu ağaç o palmiyeyi kapatmış. Bakın şurada bir tane palmiye ağacı var. Bakın çok şık bir tane. Buraya kapatmış. Çok önemli değil. Çünkü buradaki o privacy'yi sağlamış. Şu ağaç güzel bir ağaç. Büyük ihtimalle şu ikisinin arasına bir tane şey takarız. Hamak takarız. Şu ikisinin arasına. Ondan sonra şu yan tarafı göstereyim. Yan taraf kocaman bir alan. Bakın şu alana bakarsanız gayet geniş. Yani çok müthiş bir genişliği var burada. Orada yine bir tane daha gate var. O zaman şu köşeye, şu oluklardan su akıyor köşeye. Oradan kumlar dışarı çıkmış. Oraya bir landscaping yapmayı planlıyoruz. Hani taştır maçtır bir şeylerle böyle daha estetik görünecek şekilde. Onlar yapmayı planlıyoruz. Ve şu siding şeylerde, sıvalarda bakın şuralarda bir sarı sarı izler var şuralarda. Bu evin her tarafında var. Daha doğrusu bu sitedeki evlerin hepsinde var. Onun sebebi de bu kocaman siteyi, belki binlerce evin olduğu siteyi yapan developer şirket. Şirket artık onu subcontractor kimse yanlış yapmış ya da kötü yapmış. Neyse, bu mahalle o şirketi dava etmiş. Ve şirket ve mahalle kazanmış. Şimdi o şirket başlamış. Bunlar tek tek çıkarıp hepsini tekrar şey yapmaya, tamir etmeye. Şimdi sırada bizim ev varmış. Herhalde çok yakın bir zamanda bizim evi tamir edecekler. Artık yani bizim ev diyoruz. Teklifimiz kabul olduğu için. Daha tabii closing falan filan olmadı. Şimdi içeri de göstereceğim ama daha emlakçımız gelmedi. Evet. Şimdi buradaki landscaping'i göstereyim. Burada yine bir geniş bir alan var. Musluğu var burada. Yani bahçenin büyüklüğü çok hoşuma gitti. Bir de şu PVC'ler çok hoşuma gitti. Yani PVC fence. Yani benim boyumdan çok çok uzun. Yani çok çok değil, değil mi? Yani benim boyumu bir karış yakın geçiyor yukarı doğru. Ve PVC hiç çürümez. Boyası kalkmaz. Boya derdi yok. Sadece power wash yaparsınız böyle birkaç yıla bir. Çünkü sararabiliyor, işte ne bileyim çamur, kirpas olabiliyor. Onlar temizlenebilir. Ama onun haricinde gel Eser, gel babacığım. Onun haricinde çok bir şey yok. Arka bahçe böyle. Şimdi içeri geçelim ve içeriye bakalım bir. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin içerisine giriyoruz. Evimizin girişi böyle. Şurada büyük açıklık var. Burası 4 odanın dışarısında hem formal dining diye geçen bir yer. Yani bir orada dining room var, bir de burada dining room var. İki tane ekstradan. Diğer tarafımızda ofis var. Bu da o 4 odanın haricinde. Yani bunları da sayarsak 6 olmuş oluyor. Şöyle köşeden göstereyim. Gayet geniş, büyük bir yer. Gördüğünüz gibi bakarsanız. Adam buraya kendisi yapmış galiba şu kitaplık tarzı bir şeyi. Güzel bir şekilde yapmaya çalışmış artık. Nasıl başarılı olduğunu siz görüyorsunuz.
Şurada küçük bir penceresi var. Yani gayet büyük güzel. Ben şu an tam kapının tam girişindeyim. Karşı tarafa baktığınız zaman şöyle. Gayet geniş. Şimdi diğer odaya uzaktan bakalım. O da gayet geniş. Devam edelim. Şurası hallway'in yani genişliğini düşünürseniz hallway'in genişliği gayet güzel. Çoğu yani normal hallway'ler şurada falan bitiyor. Bunlar biraz daha bir 40-50 santim yakın, 30-40 santim yakın daha geniş. Şimdi burada koridor şöyle dönüyor. Burada tekrar başka bir lamba var ve buradan mutfağa, dining room ve mutfak, dining area ve living room. Üçünün olduğu bir yer. Şimdi şu tarafa doğru gidip salonu göstereyim. Daha sonra arkaya döneceğim. Mutfağı uzaktan göstereceğim. Salonu böyle. Salon da gayet geniş. Yine aynı şeyi burada da yapmış adam. Farklı bir şey. Televizyonun şuraya konulduğu bir şey. Şurada bir ışıklandırma sistemi var. Nasıl açıldığını tam anlayamadık ama. Evet, şurada bir şeyler var. Şurada bir tane kumandası var. Şu yukarıda mavi ışıkların yandığı, söndüğü bir şeyler var ama tam anlayamadım nasıl olduğunu. Neyse. Gördüğünüz gibi burada dolaplar yapmışlar. Çok fena değil ama ben hani çok aşırı derecede beğenmedim ama neyse bakacağız buna. Ya sökeceğiz ya da böyle bırakacağız. Tam emin değilim. Şimdi olayımıza bakalım. Mutfak. Bir evi en çok satan yer. Mutfağı, tuvaleti ve banyosu. Mutfağı başarılı gözüküyor. Çok fena değil. Birkaç update'e ihtiyacı olabilir. Şu lambalar buraya çok gitmemiş. Belki daha güzel lambalar takılabilir. Şu buzdolabı buraya gitmemiş. Böyle French door denilen 3 kapılı farklı bir şey olabilir. Ama fena değil. Şu özellikle island kısmı çok harika. Şuna bakarsanız genişliğine, uzunluğuna falan müthiş güzel. Lavabo burada. Sinki burada. İşte buraya 4 tane şey koyarsınız. Tabure gibi bir şey. Yemekleri burada çok rahat yenilebilir. Bu kenarda. Yemek pişirilen alan burası. Ocak burada. 5 tane ocak yemek pişirme yeri var. Tamamen dijital. Öyle kontrol şeyleri falan yok. Bunu çok seviyorum. Gayet güzel bir şey. Şu mikrodalga fırın biraz burada garip duruyor açıkçası. Yani biraz şekli bozmuş gibi. Bilmiyorum hani bu alınsa burası güzel bir şey yapılabilir sanki. Burada 2 tane fırını var. Alt üstlü. Buna wall oven deniliyor burada. Fena değil. Güzel. Bu da güzel. Burada bir tane pantry var. Pantry denilen işte genelde baharatların işte ne bileyim ekstra yiyecek şekerdir, undur, pirinçtir, o tür şeylerin konulduğu yer pantry. O da burası. Şimdi buradayken şöyle devam edelim. Daha sonra diğer odalara geçeceğiz. Burası geniş bir alan. Boş bir alan. Burası folding area. Yani çamaşırları katladığınız alan. Çünkü şurada bir çamaşırhane var. Şurada çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz. Burada katlayıp koyup odaları yerleştiriyorsunuz. İşte dolap koymuşlar. Altı üstü 3-5 tane. Burada var. Yukarıda var. Laundry'den bahsetmişken burada hemen devam edelim. Buraya kurutucunuzu takıyorsunuz. Havayı dışarı üflüyor. Buraya da washer'ı yani çamaşır yıkama makinesini buraya takıyorsunuz. Buraya tekrar bir tane sink koymuşlar. Yine dolap alt üst. Bu sinkin amacı atıyorum bir çamaşırınız lekelendi falan filan. Burada elde yıkamanız gereken şeyler varsa burada elde yıkıyorsunuz. Şunu takıyorsunuz. Buraya dolduruyorsunuz. İşte içerisine çamaşır atıyorsunuz. Atıyorum çamaşır suyu dökeceksiniz. Hatta leke çıkarıcı bir şey. İçerisinde kalması gerekiyorsa onu yapıyorsunuz burada. Bunun mantığı bu. Gayet güzel. Şık bir şey. Bayağı faydalı bir şey. Çoğu evde yoktu bu. Burada Jacksonville'de çok fazla var bu arada. Evet, burada bir tane yarım tuvalet var. Yani iki banyo var dedik ya. İki tuvalet banyo, bir de bir tane tuvalet var. O da burası. Tuvaleti ve sinki burada. Şöyle bakarsanız gayet geniş. Bir de şu açıdan size göstereyim.
Şu açıdan bakarsanız gayet geniş. En sevdiğim şey bir tane arkadaşlar, bunun ceilingleri gerçekten çok çok yüksek. Yani böyle ferah bir hava veriyor. Şimdi şu açıdan bakalım. Tekrar. Burası da garaja giren yer. Şu an kilitli olduğu için burayı ellemeyeceğiz. Burada klimanın olduğu bir dolap var. Küçük bir alan var. Kliması. Şu Lennox denilen marka gerçekten çok güzel bir marka ve bu high efficient. Yani çok az enerji harcayan bir olay, elektrikli. Zaten bu ev tamamen elektrikli. Hiçbir şey gaz yok. Gördüğünüz gibi ısıtıcımız, evin ısıtma soğutma sistemi bu. Elektrikli. Elektrikli, elektrikli. Ondan sonra fırınlar elektrikli ve ne onun adı? Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi elektrikli. Evet, şu an buraları, bu alanı bitirmiş olduk. İsterseniz önce şuradan odalardan başlayalım. Burada odalar var. 3 tane ekstra oda var. Şurada da master bedroom var. Yani 4 tane odamız kaldı. Bir de tuvaletimiz kaldı burada gezecek. Önce tuvaletimizden başlayalım isterseniz. Burası full tuvalet, banyo. Duşu var, tuvaleti var. Kocaman bir sinki var burada, gördüğünüz gibi. Kocaman bir şey. Güzel bir şey. Yani aynası da gayet büyük, kocaman. Lambası falan filan çok büyük, kocaman. Güzel. Başarılı bir şey olmuş bu. Burası böyle. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi şöyle içeriden tekrar belki hani alanın büyüklüğünü görme anlamında içine girmemiz daha faydalı olabilir. Odamıza geçelim. İlk odamız bu. Şu ana kadar gördüğümüz ilk oda, yatak odası olarak geçen. Darlığı çok aşırı geniş değil ama çok dar da değil. Ama şölemesine uzun, bayağı uzun. Böylemesine. Ferah bir oda aslında. Dediğim gibi tavan çok yüksek olduğu için o genişlik havası veriyor. Burada gardırobu var işte. Burada klozet denilen Türkçesi gardırop. Buraya eşyalarını işte gömleğini, pantolonunu, takım elbisesini buraya asıyorsun. Diğer tişörtler falan filan buraya üstüne koyabiliyorsun. Ya da kutuları aşağıya koyabiliyorsun. Güzel bir şey. Arka bahçeye bakan bir penceresi var. Çok büyük değil pencereleri. Ama fena da değil. Yani daha büyük bir şey olsaydı şöyle tercih ederdim. Neyse. Geçelim. Gördüğünüz gibi bakın her tarafta prizler var. Orada var, burada var, burada var, şurada var, şurada var. Adamlar her köşe başına priz koyuyorlar. Bakın hallway'de de var, orada var. Yani her tarafa priz koyuyorlar. Bu çok müthiş güzel bir şey. Çok seviyorum. Amerika'daki en sevdiğim şeylerin bir tanesi. Her taraf priz. Ve aşağıda Türkiye'de niye buraya, şuraya bir yere koyarlar prizleri? Şu an hala öyle mi dedi? Bizim zamanımızda, çocukluk zamanımızda hep böyle diye eski evlerde. Buraya koyarsın. Buradan aşağı uzatma kablosuyla bir yere şey yaparsın. Bakın adam oralara, oralara, oralara. Buraya büyük ihtimal buraya da bir tane koymuştur. Gördüğünüz gibi bir odada 2, 4, 6, 8, 10 tane priz var. Çünkü onlar 2 tane her biri. Neyse, bu odamız da böyle bu arada. Odayı da görmüş oldunuz. Bu oda diğerinden biraz daha genişçe. Daha güzel. Yine bir penceresi var. Aynı size'de yan tarafa bakıyor. Bir klozeti var. Biraz daha bu geniş. Walk-in klozet denilen şey bu. Yani içerisine girip böyle yürüyebiliyorsunuz. Daha geniş. Çünkü buraya adam bak raf koymuş. Böyle raf koymuş. Buraya asacak koymuş falan. Hani daha güzel sanki. Walk-in klozet. Evet, burası böyle. Buraya da geçiyoruz. Bu ikinci odamızdı. Geriye kaldı. İki oda kaldı. Bir tane oda. Bir tane de master oda. Bu da hallway'de bir tane klozet arkadaşlar. Burada ekstra işte ne bileyim yastık, yorgan, battaniye tarzı şeyleri koyabileceğiniz bir ekstra bir alan. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama genelde insanlar böyle yapıyor. Evet, son odamıza geldik. Son odamız da böyle gençler. Şöyle bakalım. Genişliği ilk odaya daha yakın. İlk odadan İlk oda ikinci oda size'ın tam ortasında bir şeye benziyor. Çünkü şu girinti biraz bozmuş. Biraz daha arkada olsaydı eğer burası geniş bir oda sayılabilirdi.
Yine walk-in klozeti var. Gördüğünüz gibi. Walk-in klozeti var. Ve bir tane lambası var. Adamlar bir de klozete bile lamba koyuyorlar. Onu çok seviyorum. Karanlıkta bir şey aramak zorunda kalmıyorsunuz. Işığınızı açıyorsunuz. Bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Hemen orada pat elinize koymuş gibi alıp geçiyorsunuz. Şimdi son master bedroom'umuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Son odamız. Master bedroom'umuz. Burası gayet geniş. Gördüğünüz gibi master bedroom olması hasebiyle gayet geniş. Tavanı çok yüksek. Bir tane fen var burada. Diğer odalarda fen yoktu galiba. Var mıydı? En son odada vardı. Hatırlıyor musun? Diğer odalarda var mıydı bilmiyorum. Ama bu ucuz bir fen. Yani bu eve yakışmamış. Bunun değişmesi de fayda var. İki tane küçük küçük ama iki tane konuklar için güzel bir size'de penceresi olmuş. Burası hani fena değil. Yani 4 tane işte kutu gibi bir oda. Hani böyle çok ahamşam bir şey değil. Hani evet, en güzel olayın en güzel olanı bir tanesi burası. Tuvalet ve banyosu gençler. Tuvalet ve banyosuna bakıyoruz. Master bedroom'un master tuvalet banyosu. Adamlar tuvaleti buraya koymuş. Çok güzel. İşte buraya raf maf koymuş. Ekstra bir şeyler koymak istiyorsanız buraya koyarsınız. Ama çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Neyse, bu kapıyı kapattığınız zaman, şu ışığı kapatıp tuvaleti kapattığınız zaman buraya bir kişi kullanırken diğeri burada banyo yapabilir. Veyahut da burada klozet var. Eşyalarını alabilir, giyinebilir, çıkarabilir. Neyse. İki tane sink var. Sinkler kullanılabilir gayet güzel bir şekilde. Veyahut da büyük bir tane bathtub var burada. Banyo kullanılabilir. Yani hem duş alabilirsin, hem bathtub'um var ve gayet geniş. Şuraya bir tane ışık, için bir tane pencere koymuşlar. Güzel bir dizaynı var gerçekten buranın. Şöyle duşu gösterelim yakından. Duşu görün. Fena değil. Yani o kadar söyleyeyim. Fena değil. Güzel. Oraya bir tane ışık koymuşlar. Bakın şurada kontrol ediyorsunuz bu ışığı. Duş alırken kullanılabilecek bir şey. Yine burada bir tane daha klozet var. İşte ekstra kağıt peçetedir. Tuvalet kağıdıdır. Temizlik ürünleridir. Havludur. Banyo havlusudur. Şudur budur. El havlusudur. Buraya koyabileceğiniz şeyler. Evet. Şimdi en son şeyi gösteriyoruz. Storage'ı. Yani klozeti. Burası insan bile içerisinde yaşayabilir burada. O kadar büyük yani. Bir sürü raflar var. Her tarafında raflar var. Evet, şimdi mahallenin şeyinde, sosyal tesisleri artık dedi Türkçesi ne olur. Oradayız. Burada tüm mahallenin ortaklaşa ücretsiz kullanıcı alanlar var. İşte burada tenis kortu var. Şu az ileride basketbol sahaları var. Ondan sonra ileride futbol sahası, çim saha var şu az ileride. Şimdi onları gösteriyorum. Fitness center'ı var. 3-4 tane farklı size'de yüzme havuzlar var. Bazıları olimpik tarzı, bazıları çocuklar için. Şurada gördüğünüz soccer field'lar var. Şurada büyük bir tane. Burada basketbol sahası var. Şurada da bir tane daha saha var. Türkçesini bilmiyorum da duvara vurduruyorsun. Yani tenisi duvarla oynuyorsun. Onun tam ismini hatırlayamadım. Tenis tarzı bir şey. Şu arkasında da bir tane gölü var. Şu hemen arka taraf göl zaten. Görüyorsunuz. Burada Florida'da zaten her köşe başında bir tane gölet var zaten her tarafta istisnasız. O nedenle çok sıradan bir şey burada Florida'da. Şimdi devam ediyoruz. Şeye bakacağız. Playground'ına bakacağız. Playground'ı burada. Buraya gelip arabanı park ediyorsun ve istediğin tesisi istediğin zaman kullanabiliyorsun. Ücretsiz. Sadece yıllık 100 küsur dolar, 170 dolar gibi bir para ödüyorsun. Onlar işte buraların bakımlarını yapmak için. Çünkü burada belki 300-500 tane sizin gibi ev var. Herkes 100 küsur dolar verdiği zaman işte büyük bir meblağ yapıyor. Onlarla da işte buradaki tesislerin
buradaki parklarda işte bakımını falan onarımını yapıyorlar. Ya da burada çalışan insanlar var. Onların maaşları ödeniyor tarzı şeyler. Burada bir tane göl var, şey var, şelale var işte yine. Suyuna bakarsanız müthiş, yani yemyeşil bir suyu var. Harika. Bilmiyorum bu gerçek rengi mi yoksa kimyasal kullanmışlar mı bilmiyorum da çok müthiş bir renk. Baba. Efendim? Aa. Lizard var. Oo. Baba şurada bir tane var. Evet gördüm. Gördüm. Tabacığım şeyi gösteriyorum. Sucker Field'leri gösteriyorum. Şimdi burada Sucker Field'lerimiz var gençler. Güzel bir alan. Burada da işte jimnastik, değişik fitness hareketleri yapmak istiyorsanız burada fitness alanları var. Burada yürüyüş yolları. Zaten mahallenin her tarafında bu yürüyüş yolları, bisiklet sürme parkurları, yani kilometrelerce, yani böyle saatlerce sürseniz bile, bisiklet sürseniz bile bitiremeyeceğiniz alanlar var. Çim sahası burası. Ondan sonra işte basketbol sahası orada. Yine orada fitness şeyleri var aralarda. O dediğim tenise benzeyen oyun şey yaptığı yer orası. Gördüğünüz gibi ormanın içerisinden geçiyor. Ormanın içerisinden bisiklet sürüyorsunuz. Ya da sabah koşusu yapmak isterseniz buralarda yapabiliyorsunuz. Şimdi şurası da şu karşı tarafta. Şimdi göreceksiniz. Oraya gideceğiz. Orada da 2-3 farklı değişik havuz var. Bir de buna benzer aynı tesis mahallenin diğer ucunda var. Yani mahalle geniş olduğu için bir bu ucuna koymuşlar aynısından, bir de diğer ucuna. Diğer taraftaki biraz daha bundan küçük. Eğer zaman olursa oraya da belki gösterebilirim. İşte bu şunlar çok güzel. Yani oturacak koymuşlar. Florida sıcak olduğu için üzerinde böyle gölgelik koymuşlar. Ya güzel yani. Her detayı düşünmüşler gerçekten. Evet, Hafsa hemen oynamaya başladı bile. Şimdi burada ailecek mesela piknik yapabileceğiniz alanlar da var. Piknik tarzı değil de yani oturup akşam gelip burada çayınızı kahvenizi içeceğiniz, yani piknik bile yapabilirsiniz zaten. Bakın ilk defa geliyorum, o yüzden hani gördükçe size anlatıyorum. Burada masalar var. Şurada görüyorsunuz, barbekü yapabilirsiniz. Barbekü burada yapıp burada hemen yemeklerinizi yiyorsunuz. İşte burada fitness center var şurada. Evet. Evet, burada yüzme alanları var. Evet, tamam. Evet babacığım. Dur babacığım bir saniye. Evet, burada yüzme havuzları var dediğim gibi. Şimdi siz ev alınca size bir anahtar veriyor. O anahtarla giriş yapıyorsunuz. Daha doğrusu dijital anahtar. Onlarla istediğiniz yere akses yapabiliyorsunuz. Şu an her taraf kapalı. Yani dışarıdan rastgele insanlar gelip girmesin diye. Tabii ama misafirlerinizi içeri alabiliyorsunuz. Mesela arkadaşın geldi. Onlarla birlikte siz de içeri girebiliyorsunuz.